Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Doktor Leo. Kanalı hoş geldiniz. Bugün Witcher 3 Wild Hunt'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Geralt'ın muhteşem hikayesi, muhteşem oyun Witcher 3'ün yeni bölümünde şu an Kera'ya yardım edeceğim. Kera'nın bir tane bulması gereken lamba vardı. Son bölümde hatırlarsanız. Şu an mağaraya gideceğiz. O büyülü lambayı bulacağız Kera için. Kera için çok önemli bu lamba. Daha sonrasında hem Geralt'ı geliştireceğiz hem de Ciri'nin hikayesi. Ciri nerede? Ciri arayışımız devam edecek. Muhtemelen Bataklık'a gideceğiz. Çünkü en son Bataklık'ta konuşulmuştu diye hatırlıyorum. Şimdi Kera'yı takip edelim. Looks like another damned riddle to me. Aa, ben bunu hatırlıyorum abi ya. Abi bu çok fenaydı. Kaçtı bu? 2 3 Ha, yanlış. Aynen. Hale geliyordu burada. Bir, dört, üç, iki miydi ya? Bir. Yanlış. Bunlar da bayağı kuvvetli abi. Ölmüyorlar öyle kolay kolay. Bir, dört, üç, iki. Burada bir puzzle var arkadaşlar. O puzzle'ı yapmam gerekiyor. 3, 2, 4, 1 miydi? Yok, ben ne yaptım? 2, 3, şey, dur bakayım. 3 doğruydu. Aynen, 3 doğru. 3, 2 yapacağım şimdi bir de. Wait, something just happened. 3, 2, 1, 4, muhtemelen. There it goes. Ay. Bir tane çıktı hem de, ey ula. Yürü git lan. Üç, iki, dört, bir abi. Doğru hatırlıyorum. Demin niye yandığına dair hiçbir fikrim yok yalnız. Demin de böyle yapmıştım ve yanmıştı o da. Anlamadım bir şekilde. Dur bakayım. Tamam. Doğru işte. Birebir doğru hatırlamışım ya. Dur bakayım. Burada bir meditasyon yapacağım 2 saniye hemen. Yaratacağım, basacağım. Öyle. Tamam. Kapı açıldı zaten. Yani beklesek ne olacak? Tamam. Ayak tapınağı. Bakalım neymiş meyve. Sence bu... Vallahi hiçbir bilgi yok üzerim ya. Mart simgesi. Aaa, Lara Doran. Lara Doran da Ciri'nin büyük annesi miydi? Şey miydi, böyle bir Ciri'nin akrabalarından biri ama efsanevi bir kahraman Lara Doran. Bak bunu bilmiyordum. Irkını ihanet etmiş olarak gözüküyor. Aynen öyle. This what you're looking for? Evet, lambayı bulduk. Lambayı çok da kısa bu sürede bulduk hem de. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? Hadi gidelim bakalım. Nasıl korkuyorsun? Yağmalarım vallahi. Yeni notları. Hiç o süvari pantolonu. Başka ne var burada? Almadığım bir şey var mı diye bakıyorum, yok. Hadi gidiyoruz. Çok sıkıldım mağaralardan. Temiz havayı istiyorum. Zülfümü istiyorum. Zülfüm bebeğim. We going. Ben vallahi kafama göre bir yer buluyorum ama. O yeni aldığımız taşla beraber böyle bir şey yaptık. Çıktık. Oo, tekne. Tekneye döneceğiz muhtemelen, belli oldu. Ah, geldim ha. At last. But it was worth it, right? You learned something. Tabii canım ya, Wild Hunt'ın peşinde olduğunu falan öğrendim yani. Burada değil. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Vallahi yani bilmiyorum, orada yaşıyorum. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage.
and those who forged the opportunity. Beni unutma bebeğim diyor. Yer diyor, sen de takılalım diyor. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. Bu arkadaşlar bayağı Geralt'ı, gel bakayım bebeğim bir uğraya. Muhakkak uğrarım. I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. Her zaman gelirim. See you, Kara. Görüşürüz bebeğim. Ya Geralt'ı girelim işte portalına. Niye uğraşıyoruz ki Geralt'ı ya? Yani neyse, Geralt sevmiyor abi. Portal mortal sevmiyor çünkü yani. Ben burada etrafta bir yaratık sesi duyuyorum burada. Sıvam sesi falan böyle. Neyse, mağaraya girmeyeceğim. Nasıl çıkıyorduk lan buna? Hop. Böyle değil. İşte oyunu ara verip oynayınca da böyle oluyor ya. Yani zıplama neydi mesela? Yuvarlaktı değil mi? Heh. Bindik. Tamam. Tekneyi sürmek için liman işaretlemesi sözü. Dümene geçelim. Aynen. Şimdi önce bir haritada bakalım. Görevimiz ne görevimiz var? Bir dakika. Şimdi görevler... Şimdi Sirin izinden görevi devam ediyor. Hearts of Stone görevi herhalde. Aile meseleleri. Verandık diğer üçleri ve incele ve baron eşini bul. Level 5. İkinci görevler var burada. Sirin odası var. Gerek yok. Efsunyer kontratları okey. Ormanın hanımları. 6. level. Peki bu neredeymiş? Ve ben fast travel yapabiliyor muyum? Bence yapabilirim ya. Aa, şeyin girişindeyim. Yok. Ben neredeyim şu anda? Ben bayağı uzaktayım lan ben. Benim görevim nerede? Bataklık orada. Şey görevi neredeydi? İlan tahtası falan. Dur bakayım. Hah, dur, ana görev şurada yuvarlak şey gösteriyor. Neredeymiş o? İşte bayağı oynamayıp oynamayınca arkadaşlar böyle olabiliyorsunuz. Üf, efsane görevler var. Aynen neyse. Benim ana görevim niye göstermiyor? Bataklıkta olması lazım. Bataklıkta şuralarda bir yerdeydi. Bakayım. İlan tahtası diyor. Orası değil. Okey, o da değil. Ha, ormanın anılarını okuyacağım. Dur bakayım. Kitaplar. Ne var elimde? Hiçbir şey mi yok? Sebep? Siril lan benim ya. Ah, kıyamam sana. Envanterde mi kitap? Acaba? Görev eşyaları. Aynen. Tamam. Şimdi tanrılar bizi terk etti. Bu dünyanın kadir olanları akıbetimizi önemsemiyor. Velen'a göz kulak olan sadece ormanın hanımları var. Çetin zamanlarda veba ve kıtlık ekinleri bizi çaldığında yardımlar için hanımlara yalvarmalıyız. Onlar uygun görürlerse yakarışlarımız duyar ve feleğin feci darbelerini savuştururlar. Bir kişi hanımlardan nasıl yardım diler? Bir çocuk bulun. Genç ve masum. Ve onu kambur batağına götürün. Hanımlar türbesini arayıp bulun. Şekerleme patikası buradan başlar. Çocuğu bu patikanın başına koyun. O bu tatlı yolu takip edecek ve iyi hanımları bulacaktır. Çocuk bir daha hiçbir şeye muhtaç olmayacaktır çünkü hanımlar iyi yürekli ve cömerttir. Türbelerin önünde durarak dileğinizi ileri getirin. İyi hanımlar dileğinizi işitecektir çünkü onlar mıntıkalar içinde vuku bulan her şeyi görür ve duyar. Şayet gerektiği gibi adak sunmuşsanız yalvarışınız kulaklarına erişecektir demiş. Okey. Tamam, buradan bakıyoruz. Bende de bayağı para var ha. Şimdi... Şekerli... Hah, görevi gösteriyor bize nihayet. Demin ki görev göstermemiz sebebi ben görevle ilgili kitap okumadım. Şu an haritada görevi gösterecek mesela bize. Aynen burada. Şimdi ben zaten şuradayım. Bir yan görev yapmak istiyorum ben öncesinde arkadaşlar. Aile meseleleri... Ha, bu zaten devamıydı. Okey. O zaman her türlü gidiyoruz. Dur bakayım. Aynen, hadi gidin. Oh, mis gibi. Vallahi billahi.
Bir haritaya bakacağım sadece. Nasıl gitmem gerektiğini çözmek için. Ben orada değilim zaten şimdi. Bunu geç bakayım bana. Heh. Şimdi düz gidiyorum. Bu şekilde denizden, açıktan. Sonra ara dar boğazdan geçip yardırıyorum. Aynen. Zaten haritada da var yani. Heh. Tamam. Tamam ya, aynı şekilde teknelerle oyunda belli başlı hızlı yolculuklar var. Oyun haritası çok geniş arkadaşlar. Gerçekten oyunun bir ana noktasından yani en doğusuna en batısına mesafe kat etmek gerçekten 2 gün süreyle olabiliyormuş. O kadar uzun olduğunu söylemişlerdi Reddit'te okuduğumda. Keza ben de aynı fikirdeyim. O yüzden oyunda sıkılmasınlar insanlar yürümekten, vakit geçirmekten diye fast travel'lar yapmışlar. Siz bir yere gittiğiniz zaman, bir kasabaya gittiğiniz zaman o kasabanın girişinde belli bir kapı şeyleri var. Ne derler, tutacak ne oluyor, yön haritaları gibi şeyler var. Oradan şey yapabiliyorsunuz, bir başka bir yer daha ondan bulduğunuz zaman, başka bir kasabadan diğer kasabaya öyle bulabiliyorsunuz. Bu sayede oradan oraya, sizin daha önce gittiğiniz yerlerden oralara tekrardan hızlı ulaşım yapabiliyorsunuz. Ya da limanları keşfettiğiniz takdirde bir tekneniz varsa, o tekneyle hızlı yolculukta o limana varabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde oluyor. Şimdi neredeyim? Tamam abi. Güzel, ilk şeye geçtim. Doğru devam ediyorum. Aynen. Of be abi, manzaraya bakar mısınız yalnız ya? Geralt'ın White Wolf'um benim. Eyt be. Şekline kurban, yedin. Heh, şu dar boğazdan geçeceğim. Galiba, aynen. Çok güzel manzara ya. Bir de Witcher'ın, özellikle Wild Hunt'ın şöyle bir müzikleri soundtrack'te çok çok iyi. Hele benim de mesela ana ekranım, mesela şey, PlayStation'daki ana ekran koruyucum Geralt teması ve oyunun müziklerinden bir tema var. Oyuna her geldiğiniz zaman çalan bir müzik var. O müzik sizi inanılmaz rahatlatan bir müziktir. Ana ekranda da var bu müzik. Oyun ana ekranında. Yani demem şu ki Witcher'ın müzikleri çok güzel. Çok iyi. Yani başlı başına bir yapıt. O yüzden ki benim Witcher'ı en sevdiğim, en çok sevdiğim oyun. Şimdi bir bakalım haritaya, doğru mu gidiyoruz? Aynen, tam doğru gidiyorum. Hafif solda gideceğim. Şuradan geçeceğim. Onun Kambur'un bataklığına girmiş olacağız zaten. Bu arada son dönemdeki videolara ilgilerinizden dolayı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutlu ediyorsunuz beni yorumlarınızla, güzel düşüncelerinizle. Keza sosyal medya hesaplarımdan da bana gelen geri dönüşler oluyor. Çok teşekkür ederim hepsi için. Bak şurada bir tane şey var ya. Abi liman daha var orada. Dur bakayım ne var orada. Şu limanı da kendim alayım da buraya bir daha geri dönmem gerekirse hızlı festival yapabilirim en azından. Şu yakından geçersem zaten o haritayı şey yapacak kendi muhtemelen. Aa bir dakika. Neyse ben oraya bir gideyim de. Ha şu limanı buldum en azından. Tamam değil mi? Eklerinde benim canım var tabii ki arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bir bakacağım. Benim Geralt'ı şeyini yenilemem lazım bu arada. Aynen. Tamam. Bu arada buraya varmış. Abi. Ben buraya festival yapabiliyor muyum? Nereye yapabiliyorum? Mesela buraya yapabiliyor muyum? Yapamıyorum şu an. Okey. Ben bir burada duracağım. Açıkçası. Şu kasabada böyle bir şeyler bulur muyum bilmiyorum. Kasaba iyi bir şey benziyor. Tekneyi karaya çıkarmayayım da şöyle sahilde tutayım. Üzerimdeki itemleri bir yenilemem lazım. Zaten Geralt zor durumda. Ben unuttum Geralt'ı toparlamam gerektiği kısmını. Hop! Dur bakayım, burada bir şeyler var mı? Aa, okum da var artık. Arbaletim, unuttum ben onu. Şimdi kasabaya geldim. Kasabada da maşallah kimse yok. Oğlum bu kasaba niye boş? Neyse.
Uyanmamışlar herhalde millet, ya da bu kasaba bayağı boş. Okey. Şimdi bu kasaba bu halde kalsın. Ben bir festival'la şeye dönmek istiyorum. Neresiydi orası? Aynen. Neyse, bir şey var burada da çözemedik. O yüzden ben önce şu teknemi alıp gidiyorum. Arkadaşlar, şuraya park etmiştim zaten. Tamam, çık Geralt. Ha, bu tekne iptal zaten. Okay. Nerede kalmıştık? Şimdi tekneyle o bataklığa doğru gidelim. Tamam. Doğru istikametteyiz. Kuşlar muşlar zaten bize gösteriyor. Bir bataklığa gidelim, bir festival tatlısı bulalım. Oradan bir şekilde kasaba masada zaten bir şeylerle şeyi bulurum. Kendimi yenilerim, yarıntıları toparlarım diye düşünüyorum. Doğru gidiyorum değil mi? Hop, yanlış. Harita. Hala. Oldukça doğru önümde. Böyle gideceğim. Hop, hayır. Şurada bir liman olması lazım. Aynen, tekneyi gördüm. Yani liman işareti. Teknenin de canı var tabii de bu arada arkadaşlar. Hani atıyorum, denizde yaratıklar falan saldırıyor. İlerleyen bölümlerde göreceğiz. O yaratıklara, saldırılara karşı tekne hasar aldıktan sonra tekne batabiliyor. Siz de kalabiliyorsunuz ortada. Şimdi geldik gibi. Değil mi? Her seferinde şuraya çıkmasından nefret ettim yalnız ha. İyi geldim sayılır. Aynen. Şurada kasaba var zaten bir tane kasabaya. Oraya tekne şunu çektik, fark ettik. Ana var yuvası. Roach çağıracağım bir. Kızıl göz mü? Hadi bakayım. Roach gidiyoruz. Gargolanlardan kaçıyoruz, korkma! Korkma, yiğidim. Aynen öyle, burada bir yanılsama var. Koş bakalım. Korkma, sakin ol. Ah be Zülfür, ne maceradan katladık senden. Bunlar garp olanlardan mı korkuyorsun ya? Oo, her adım bir tane çıkıyor yalnız ha. Çok sağlam bataklığa girmişim, farkında değilim. Tamam. Buradan yukarı çıkacaktık kasabaya, girişe doğru diye hatırlıyorum. Bakalım doğru muyum? Dur bakalım. Hayır. Burada bir yol daha var. Evet Roach. Sudan mı geçemiyorsun bebeğim? Kızım, Zülfüm. Zülfüm benim. Roach diyorum, Zülfü diyorum. Her bir şey diyorum sana. Buradan tırmanıyorduk galiba. Dur. Tamam, net bir şekilde bakacağım. Böyle serseri mayın olmuyor çünkü. Ha, az kalmış. Tamam. Güzel. Ben buraya özel şart koyuyorum. Güzel. Şimdi aynen. Buradan tırmanacağım ve aynen. Oyunun buglarından birini daha karşılaştık ve kasabaya geldik çok şükür. Kasabaya geldik derken böyle bayağı abuk subuk bir yerden geldiğim için. Hah.
Aşağı ovalmış burası. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Slow now. Hadi yavaşlayalım bakalım. Oh. Şimdi şurada trader varmış. İhtiyar adam. İhtiyar kadın adam. Tüccarcığım, selamünaleyküm. Oo, her şeyde varmış. Tüccara da bak, maşallah ne kaslı arkadaş. Ne satıyorsun hacım sen? Adan aldım, ne satıyorsun? Şimdi... üzerimdeki şu sarayını atıyorum bir kere. Kermo Hanzer'ını da attık. Ayakkabıyı da attık. Süvari pantolonu iyiydi, dur bakayım. Bu da kötü. At bunu da, at bunu da, at bunu da. Bu iyiydi, aynen. Bunları tabii satamıyoruz bunları. Şu meşaleyi satalım. Şurada benim para olarak alabileceğim şeyler vardı galiba. Aynen. Bu neymiş, geyik postu 7 yapıyor. Postu, akut postu. Oyuncak bebek, ayı postu. Bu paraları daha çeviremiyorum şimdilik. Çünkü şeye gitmem gerekiyor arkadaşlar. Bir şehre gittiğim zaman orada banka, bir bankadan şey olarak çevirebileceğim. O işe yarayacak bana. Şu an benim kaç? 291 altınım var. Güzel. Ben kendimi burada tamir ettiremiyorum ama, değil mi? Ettiremiyorum tabii ki de. Bu abiden böyle etmet bir şeyler alabiliriz ama, değil mi? İşte, abi çok pahalı ya. Of, parasızlıktan var ya, ekmek alayım 4 tane. Soğanla, kuru soğanla ekmek alıyorum ya. Parasının gözü kör olsun. Su da aldım. Su daha pahalı, yemin ediyorum, böyle bir şey mi olur ya? Gwent mi oynasak, ne dersiniz arkadaşlar? Hadi bir Gwent oynayalım. Elimdeki deste çok iyi değil ama Gwent oynayacağım. Bakalım nasıl ilerleyecek. Şimdi ben önce bir şeyimi temizleyeyim önce, bir destemi. Destemde çok gereksiz kart var. Mesela bunlardan açık havada 2 tane var mesela. Bunlardan bir tane attık. Bunlardan da birer tane kalsa kafi bence. Hero kartım hiç yok. Bir level'lık artı kartım var. Güzel. Geçen el hiç istediğim kartlar gelmedi. Zavallı boktan piyade. Edanyalı piyade'yi bunu atalım. Yarpen zirgini de atıyoruz. Prens tenis var. Bunlardan ne var? Kaç kartımız var? Mancınıklar güzel. Güzel. Tamam, şimdi başlayalım bakalım. Yeter, bir kartı yok. Kaç kartım eksik? Bir kartım daha eksik. Okey, o zaman yapan zilgini bir daha alacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi ilk rakibimiz başlıyor. Yazı tura attık. Elinden çekmek için kart seçiyorum. Aynen. Tamam. Şimdi rakibim saçlıyor. Canavar kartıyla başlayacak. Benim de ağırlıklı olarak piyadem var. O yüzden piyade ile başlayacağım. Bir 5 puanlık bir piyade kartıyla başlayalım. O da bir Griffin attı yanına. Ben de yanına bir puanlık boktan piyade atacağım. Bir kartım daha olsaydı boktan piyadeler 2 katına çıkacaktı. Bunu okçu olarak kullanmış. Tamam, tatlı. Ben de okçu kullanıyorum. Şu an 11'e 8 öndeyim. 5 puanlık bir piyade attı. Şu an şöyle bir şey yapacağım. Benden 6 puan gider, 5 kalırım. Ondan 11 puan gider, 2 kalır. Aynen. Aa, 5 puan kalmış. Nasıl hesapladım lan öyle? Kendi puanlarını unuttum tabii, 3 puan. Tamam. Şu an 11'e 7 önde. Bunu yere koyup, karşıya koyup, yerden destemden bir kart daha çekebilirim. Aynen. Ne geldi? Temiz hava geldi. O ne koydu? Piyade koydu oraya. 2 katını arttırdı.
Şu an onun 4 kartı kaldı. Benimse, yani bu ama kafadan bir kartı daha var ya. Şöyle yapacağım. Okçu atıp 9'larım. Sonra bir çifte çıkartırım abi, olayı bitiririm. Şimdi 9 puanlık ortada bir şeyim var, kartım var. Vay şerefsiz vay. Eredin bastı. Lider kartım ne yapıyor? O da sis veriyor, okey. Şu an temiz havayı oynayıp... Evet. Rakibim pas geçer tabii şu an. Rakibe verdik maçı. Oka attığım kartla ortamdaki bütün pusula şeyini alabiliyoruz. Ben onu unutmuştum. Şimdi bir mancınık kartı oynayacağım. Rakibim pas geçti. 11 ile maşallah. Yanına bir kart daha çıkartabiliyorum. Evet, bu eli aldık. 3 kartı 3 kart kaldık. Totalde 5 puanlık bir kartım var yerde ve onu 2 katına çıkartabiliyorum. Ama... Harika. Şu an Kuzey Diyarlığı'nın bir kart daha çıkarması müthiş bir şey oldu. Rakibim ilk turnu pas geçti. Şu an 8-11 onda. 5 puanlık bir mancınık attı. Ben bunu attım. Rakibim pas geçti. Son kartım tabii iyi bir kart olduğunu farkında değil. Şu an itibariyle aldım maçı. Ve zafer. 5-6'ına mağar oldu beyefendinin. Adamın evinin içine girmeyedik iyiydi. Burada bir ilan tatlısı var. Milletin evine girip yağmalıyorum. Ne pis bir adam oldum ben. Burada Festival tahtamız var. Festival tahtasının üzerinden bir terörle yapıyorduk galiba. Aynen. Belki de ondan yapamadım. Aynen. Tamam. O kısmı unutmuşuz. Şimdi karga tüneyini hemen ışınlanalım. Bütün itemlerimizi, eşyalarımızı yenileyelim. Geralt'a eşyaları alıp öyle gideceğiz göreve. Çünkü geçen görevde oldukça zorlandım. Geralt'ı geliştirmediğim için. Neredesin Zülfü? Çiçeğim neredesin? That's it, Roach. Roach'un anlamına işte kızın gözü anlamına mı geliyor acaba ya? Ama merak etmiş şu anda yani. Geldik kanlı baronun evine. Hemen burada hop. Huzurumuzu yenileyelim hemen. Fergus'la. Şimdi Fergus'cuğum. Nelerim var, neye bakacağız. Aynen öyle. Fergus'ta güvenlik kartı yoktu da karısında vardı, hatırladım şimdi. Onlara bakayım. Tamam, geç bunları. Of.
Zor, az, az param kaldı bayağı ya. Son paramı da bitirdim. Bunu al bakayım sen. Onarmayacağım, satacağım onu sana. $59 mu? Yaptırırken $400 alıyorsun benden, pislik herif. Şerefsiz ya. Yemin ediyorum. Pislik herif yani. Kal sağlıcakla, anca kal. Şimdi şuradan üzerimize envantere bakalım. Üzerinde ne var? Ricardo kılıcını bıraktım, pantolonu giyeceğim. O bana ne verdi? Güzel, tipimde güzel oldu. Trabzonsporlu oldu. Trabzonsporlu. Geralt of Rivia oldu. Kasabaya geldik. Levazım subayı. Fancy a gander at our little stockpile. Vallahi bak istemez miyim bebeğim ya. Bir bakalım nelerim var. Şu kılıcı satayım sana bir. Bunlara level'ım yetmiyor galiba. Gerek seviye 10 mu? Üf. Satalım. Tamam. Show me what you got. Aa, hayır. Hadi canım Geralt'cığım. See ya. Şimdi Baron'un şeyine geldik. Kasabasına. Burada yaptırdık silahımızı falan. Ben tabii bu arada Zülfü'yü almadan gidiyorum ama hayırlısı. Şimdi arkadaşlar ufaktan bölümü sonlandıracağım. Bölümün devamında oyunda bir para kazanabileceğiniz bir bug var. Bu bug hala kapatılmadıysa o bug'ı deneyip o bug'ı size kaydedip bir sonraki bölüm olarak onu göstermeyi planlıyorum. Witcher oynadığınız zaman para sıkıntısı çektiğiniz zaman bu para sıkıntısından nasıl kurtulabilirsiniz adında bir bug var. Çok bilinmeyen bir bug. Yabancı kaynaklarda vardı daha doğrusu genelde. Bunu çekeceğim. Çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Yeni bölümler gelmeye devam edecek. Her hafta bir Witcher bölümü atmayı planlıyorum en azından. Çünkü haftada 3 ya da 4 bölüm ekliyorum genel olarak kanala video. Şu an GTA Vice'de oynuyorum aktif olarak. Last of Us oynuyorum, Witcher oynuyorum ve onun için CSGO videolarım oluyor arada. Onları da eklemeye başlayacağım yakın zamanda. Aynı zamanda canlı yayınlarım da var. Canlı yayınlarıma da gelirseniz beraber oyun oynarız. Genelde Cuma, Cumartesi, Pazar günleri olarak yapmayı planlıyorum artık saat olarak netleştirdim. Şimdilik benden bu kadar. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.